Merhaba. Uzun bir ara, herhalde 2 hafta oldu. 2 hafta bayram tatilinden sonra yine birlikteyiz. Bu tatil sırasında, bu bayram arası sırasında bir yapay zeka güncesi paylaştım. Ocak, Mart arası neler oldu diye paylaştım. Gelen geri bildirimlerden bir tanesi, ya 3 ay çok uzun, ayda bir yapmak daha mantıklı böyle şeyleri gibiydi. Buna hak verdim, ayda bir yapmaya çalışacağım. Yani belki ayda bir de çok fazla olabilir diye düşünebilirsiniz. Yani Nisan ayı sonunda bir tane daha yapmaya çalışacağım. Bu arada işte 2 hafta önce ve 3 hafta önce Devon'la ilgili konuşmuştuk. Devon yazılım mühendisliğinin sonunu mu getirecek? Yapay zeka bir yazılım mühendisinin yaptığı tüm işleri yapabilir mi diye bir iddia ile ortaya çıkan Devon'dan bahsetmiştik. Cognition AI adlı bir şirketin çıkıp biz işte bu işi çözdük. Yapay zeka artık yazılım mühendislerinin işlerini de yapıyor anlamına gelecek bazı şeyler söylemesinden sonra aslında insanların böyle bir tepkisi olmuştu. Ben de bundan bahsetmiştim. Ve birazcık da arka tarafıyla ilgilen. Bunu yapan insanlar kimler? Bu ne kadar mantıklı bir şey acaba diye söylemiştim. Şimdi bizde şöyle bir adet var. Yani birisi bir şey söylediği zaman veya ortaya bir kavram, bir tartışma çıktığı zaman hemen iki kampa ayrılıp hemen uçtaki görüşleri tutmak gibi bir alışkanlığımız var. Şimdi Devon çıkınca bir kısım hemen dedi ki ya panik halde ben bırakıyorum bu yazılım mühendisliği işini yani veya bilgisayar mühendisliği bölümünü bırakıyorum başka bir alana geçeceğim hemen yani seçmiyorum artık bu alanı bitti burası dedi. Bir kısım da ya bırak boş bunlar ya boş konuşuyorlar bunlar filan gibi şeyler söyledi. Bir de bu arada geçtiğimiz iki hafta içerisinde yani 10 gün içerisinde şöyle bir şey çıktı. Şöyle bir adamın videosu çıktı. Yani bunu bana gönderenler de oldu. Ben tabii arada boş zamanımız olduğu için bunu izledim. Hem bunu izledim hem bu yayının bir de uzun hali var. Aynı adamın uzun hali var. Şöyle bir şey denemiş adam. Diyor ki ben diyor aldım bu Devon'la ilgili videolarda gösterdikleri şeylerden bir tanesini, hepsini değil, bir tanesini Upwork'taki işçiyi yapabiliyor iddiasını. Kendim denemek için aldım. Ben bu projeyi kendim yaptım. Ve acaba ne kadar gidiyor, Devon'ın ne yaptığını göreyim diye. Ben adamın çabasının çok iyi bir çaba olduğunu düşünüyorum. Hani bunu böyle bir şey deneyerek, hani acaba videodakine benzer bir şey yapabiliyor muyum diye denemesi iyi bir şey. Bunu siz de yapabilirsiniz. O zaman onun bunun söylediklerine bakmak yerine, yani benim söylediklerime de bakmak yerine, kendiniz Devon'un ne kadar iyi bir araç olup olmadığı ile ilgili kanaat oluşturabilirsiniz. Hani böyle, ya bak bu adam böyle yapmış, balonmuş ya bu iş. Ya da ya bırak, bak bir sürü insan söylüyor, bu iş gerçekten mantıklı demek yerine, kendiniz de bunu deneyebilirsiniz aslında. Adam zaten diyor ki benim böyle 35 dakikamı falan aldı diyor bu işi yapmak. Şimdi adamın bazı eleştirileri var ve bu yer yer haklı ama adamın asıl derdi şey demiyor. Hani Devon bir balon demiyor. Diyor ki ben diyor yapay zeka araçlarına karşı değilim. Ben diyor böyle bir şeyin hızlı bir şekilde tanıtımla şişirilmesine karşıyım. Hani böyle hype deniyor ya. Bir anda böyle bir heyecan yaratıyorlar. İnsanlarda bu heyecana karşıyım. Ne olduğuna birazcık daha anlayarak buna yerine oturtalım sadece bunu diyor. Şimdi bu video çıkınca bana birçok arkadaştan böyle bir yani ne diyorsun öyle mi böyle mi falan gibi yorumlar geldi. Ben de onun üzerine bugün onu konuşayım dedim. Şimdi ben bunu izlemiş halimle dediklerini şöyle özetleyebiliriz adamın. Upwork üzerinde yanlış. Şimdi Devon'un videolarında birçok şey gösteriyor. Mesela diyor ki ben yapay zeka modelini eğitiyorum bununla diyor. Onunla bir yanıtı yok Devon'la ilgili. Veya bir blog postu var. Orada işte kendi ismiyle bir resim yaratma işini yapıyoruz biz diyor.
Ona da bir yanıtı yok kendisinin. Ya da işte bütün o videolarda gösterilen değişik değişik yöntemler var. Yani yazılımla ilgili tek bir Upwork'ü çözüyoruz iddiası eşittir Devin olsaydı bu adamın söylediklerini %100 alabilirdiniz belki, ama bu sadece Upwork'le ilgili yakın. Çünkü diyor ki Upwork'le ilgili bir şey yapıyorsan o zaman diyor zaten hakikaten yazılım mühendisi olmuşsundur. Bütün işleri elimizde alabilir böyle bir şey diyor bu adam. Şimdi Upwork'le ilgili yani şöyle bir eleştirisi var, haklı. Ya bir defa bunların hepsine girmeden önce şunu bir belirleyelim. Silikon Vadisi'nde yeni kurulan şirketler için ve hatta eski şirketlerin yeni projeleri için de şöyle bir söz vardır. Hani şöyle bir atasözü mü, deyim mi artık, hani İngilizce söyleyeceğim. Fake it till you make it diye. Hani yapıyormuş gibi yap. Gerçekten yapana kadar yapıyormuş gibi yap. İnsanları böyle bir güven aşıla. Gerçekten yapana kadar bu güveni aşılarsan, yatırımcıları da kendine çekersen, inandırırsan, o zaman o aldığın parayla iyi insanları tutup gerçekten iyi bir sonuç alabilirsin. Ki bu çok da yanlış bir şey değil bu arada. Hani gerçekten başlangıçta alınacak bu yatırımın boyutu işin başarıya ulaşma olasılığını da elbette arttırıyor. Ve her tür bu tarz çıkan yeni girişimin yaptığı işi tanıtırken bir miktar abarttığını elbette kabul etmek gerekir. Ama sırf bunlar bir miktar abartı, bir miktar tanıtım, reklam kokan hareketler diye balon ya bu, boş işler bunlar demek de bunun diğer bir ucu oluyor. Hani bu da diğer bir tarafından hani anlamlı olmuyor böyle bir şey. Çünkü şunu da düşünmeniz gerek. Bu işi yapan şu kendi bloglarından göstereceğim yine. Şu arkadaş var ya, bu Scott Wu, bunun CEO'su yani bunun genel müdürü. Şimdi altında Human Software Engineer yazmış. Hani diyor ki siz yapay zeka yazılım mühendisleri var. Bir de insan yazılım mühendisleri var. Ben insanım diye söylüyor, vurgulamak için böyle bir şey yapmış. Şimdi bu insanlar, Scott Wu'nun ilk işi değil bu. Scott Wu'nun daha önce de başka işleri de var ve bu adam sonuçta işte madalyaları olan filan algoritmayla ilgili bir adam bu. Yani bu adamın iş bulmayla ilgili bir sorunu da yok bu arada. Hani Silikon Vadisi piyasasında iş bulabilir bir insan bu. Hani ben size geçen bundan bahsederken, Devon işinden bahsederken, Scott'la beraber çalışmış olan bir öğrencimiz Erdem Kirez'i aradığımı ve birinci elden Scott'la ilgili izlenimlerini dinlediğimi size aktarmıştım ben. Hani böyle çıkıp konuşmak yerine önce bunu bir sorgulamıştım ben ne olduğunu. Şimdi böyle bir adamın çıkıp da ben yapay zeka yazılım mühendisi yaptım diye ortada döküldüğü anda bu adamı ciddiye alacak kişiler kimler? Bunun rakipleri kim? Meta'daki, Facebook takımındaki lamacılar, cloud'cular, cloud 3'ü çıkaranlar ve GPT, Sam Altman, Ilya filan. Hani karşıdaki insanlar veya işte Google'ın Gemini'ni yapan adamlar, değil mi? Karşıdaki insanlar böyle sıradan adamlar değil. Hani bu işe bakıp da bunun ya boş işlerle uğraşıyorsunuz, boş konuşuyorsun, yalan söylüyorsun filan diyecek adamlar bu insanların gelecekte, eğer hakikaten dolandırıcılarsa kendileri, gelecekte kendi ünlerini, kendi etraftaki tanınmışlıklarını, kendi aslında adlarının değerini, kendi özgeçmişlerinin değerini riske atıyorlar demektir. Yani çıkıp da böyle milleti kandıracağız, 3-5 yatırım toplayacağız diye daha genç yaşında, daha 30 yaşına gelmeden böyle bir insanın çıkıp da ben böyle bir şey yaptım deyip daha sonra yapamadığının ortaya çıkması onun kariyerini bitirecek bir şeydir. O yüzden bu adamların ve bu çok da aptal insanlar olmadıklarını daha önce göstermiştim. Ben yani altın madalyalı bu gençlerin, yani bayağı zeki bu arkadaşların ortalığa dökülüp de ya biz bunu yaptık demeleri çok da küçümsenecek bir şey. Ya balon ya bu demek birazcık yani hayatın doğal akışına aykırı bence. Yani ben çıkıp da böyle bir şey iddia etmem mesela.
Hani değil mi? Eder misin? Ha belki benim yaşımda olsun, ben bir kere böyle bir tokatlayayım paraları, milyon dolarları birkaç alayım. Ondan sonra giderim onu yerim. Ya bir hakkın varsa bununla ilgili böyle bir şey yapabilirsin. Mesela bunun bir örneği Theranos işi. Yani Theranos'u biliyor musunuz bilmiyorum. Hani bir parmaktan bir damla kan alarak böyle bir makine yapacağız ve 200'den fazla test yapacağız diye ortalığa bir tane kadın döküldü. Ve böyle garip bir kadındı. Steve Jobs özentisi, sürekli böyle boğazlı kazak giyen ve sesini mahsus kalınlaştıran, Stanford'ı bıraktım ben bu işe girmek için diyen bir kadındı. Ve 7 milyar dolar aldı piyasada. Yani milyon falan değil, milyar dolar aldı. Dolandırdı piyasayı. En sonunda bunun acayip bir dolandırıcılık, bir yalan olduğu ortaya çıktı. Davaları hala sürüyor herhalde kadının. Şimdi böyle bir insan ki o kadına Stanford'da da başarısız oldu. Herhangi bir başarısının hayatta hiç olmadığı, sadece ortalığa dökülüp bazılarının laf yaptığı konusu insanların çok konuştuğu bir şeydi. Şimdi Scott Wu öyle birisi değil. Scott Wu hem bu yarışmalarda başarılı olmuş, sonra şirketlerde çalışmış, yazılım konusuna deneyim kazanmış bir kişi. O yüzden bu adam, yani şu gördüğünüz arkadaş, yani ben bir şey yaptım diye ortalığa atlıyorsa, ben çok da böyle ya boştur bu demek çok iddialı geliyor bana. Hani ben yine de bu ya kesin doğrudur gibi iddialı şeyler de söylemeyeceğim elbette ki, ama bu arkadaşların kariyerlerini bu şekilde bir iz bırakacaklarını hiç ben düşünmem. Yani böyle bir düşünme, bilerek böyle bir şey yapacaklarını düşünmem. Bu birinci düşündüğüm. Şimdi adamın söylediği diyor ki, ya Upwork'te diyor, yani adam derken şu adamı kastediyorum gene. Yazı kendisi deneyimli bir yazılım mühendisi belli ki bu arkadaş. Diyor ki ben diyor Upwork'teki yaptığı işi aradım, buldum diyor kendim yapmak için. Orada gördüm ki diyor tam birebir aynı metni yapmıyor. Orada bir diyor gereksinim belgesi hazırlanması isteniyor. Sorarken, yani Devon'a sorarken bunu yapabilir misin diye soruyor. Yani bunu yapabilir misin, buna bir bakabilir misin diye soruyor. O yüzden ayrıca çıkan sonuç da orada isteneni vermiyor gibi, yani bir şey var. Bu doğru. Yani sonuçta böyle bir şey yapması büyük olasılıkla onu önemsiz gördüğünden diye tahmin ediyorum. Çünkü bu bir dil modeli olduğu için bu işi tamamen yapıp bitirdikten sonra o gereksinimleri yazması büyük olasılıkla daha kolay kısmı bunun. Hani o işleri yaptıktan sonra diye düşünüyorum ben. Ama adamın söylediği de öyle diyor ki tam o şekilde yapmıyor. Ayrıca diyor orada daha hazır böyle kod var. Hani aslında kod yazman da çok gerekmediği halde Devon diyor kod yazmaya girişiyor. Yani orada açıp anlasa aslında kodu yazmasına gerek kalmayacak. O okunacak belgeyi okusa yazmayacak. Ayrıca bir de diyor benim gördüğüm diyor çözdüğü sorunlar, hatalar kendi yarattığı hatalar. Yani aslında böyle bir hata olması gerekmiyor. Devon kendisi hata yaratıyor diyor. Ve de sanki diyor çok uzun sürüyormuş gibi anladım ben bu yaptıkları işlerden diyor. Şimdi bunların hepsi bence bu eleştirilerin tamamı çözülebilir sorunlardan bahsediyor aslında. Yani Devon gidip mesela gerek yokken kod yazıyor. Yani yazmaması gerektiğine karar verebilirsin ama durup dururken kendi kodu yazıyor. Kod yazarken kendi hatasını yaratıyor. Kendi hatasını yaratıp onu çözmeye çalışıyor şimdi. Zaten adam kendisi de Devon'un bazı kısımların çok ilginç ve başarılı olduğunu, kendisine çok beğendiğini bu videonun içinde kendisi de söylüyor zaten bunu. Ama evet, bahsettiği sorunların hepsi olabilir. Zaten bu ilk defa yapılan bir şey varsa, yani bir kapıdan ilk siz geçiyorsanız ilk yumruğu bara girerken siz yiyebilirsiniz doğal olarak. Şimdi Devon tabi bir sürü yumruk yiyerek geçti oradan. Hani bu ne ya, yaptığınız da iş mi ya, boş boş konuşmayın, hani inanmıyoruz biz size filan diye geçti. Şimdi gösterdikleri de şu grafikti. Şimdi bu grafiği görünce bir de şunu da göz önüne almanız lazım. Şimdi bu grafik ne? Ben diyor böyle bir SWE sınama programı var, benchmark. Hani kaç yüzde kaçını GitHub'daki sorunların yüzde kaçını çözebiliyor. Burada açılan sorunların yüzde kaçını çözebiliyor diye denemek için
Şimdi biz diyor %14'üne yakınını çözüyoruz diye bir grafikte çıktılar ve bu grafikte karşılaştırdıkları, bakın altta Claude 2. Ben geçen bu Ocak-Mart arasındaki önemli gelişmelerden bir tanesinin Claude 3'ün çıkması olduğunu söylemiştim. Şimdi Claude 2, tabi bunlar yaparlarken ellerinde karşılaştırmak için bu var. Yani şimdi diyelim ki Devon yok. Yani diyelim bu yalan, hepsi yalan. Ya bu yalan hepsi, ortadaki hepsi balon ve bu kalktı diye düşünürseniz, bu dil modellerini, burada gördüğünüz bakın sağdaki bu dil modellerini, yazılımcıların yaptığı işi giderek daha fazla yapmaya başladıkları bir gerçek değil mi? Yani giderek daha fazla yaptıkları, yani bu şimdi %480 düşük bir oran mı? Yani orada açılan sorunların %5'ini biz çözüyoruz demek düşük bir oran mı? Yani 100 tane yazılım mühendisiniz varsa onların 5 tanesine artık gerek kalmayacak anlamına gelebilecek böyle bir grafiğin olması düşük bir oran olarak kabul edilebilir mi? Ya yok ya, bir şey olmaz diyebilir misin? Hani buna. Elbette ben diyemezsin. Kaldı ki şimdi Claude 3'ün şöyle bir tablosu var. 2 ile karşılaştırmamışlar. Kendilerini karşılaştırmamışlar ama şimdi burada kod meselesi var. Kod yazma meselesi. Diyor ki biz GPT-4'ten çok daha iyi kod üretiyoruz diyor. Yani şimdi Claude 3, yani GPT diyor %67, biz %85 diyor. Yani bu az önce gösterdiğim şu, onların gösterdiği bu grafikten zaten GPT-4'ten iyi burada ama Claude 3 olsa şurada büyük ihtimalle o çubuk buralarda bir yerde zaten. Yani bu zaten buraya geldi zaten kendisi. Hani şimdi siz Devon gerçek mi değil mi, şu mu bu mu filan derken bunların hepsi yalan mı? Şu sağdakilerin hepsi yok mu? Ya ortada alanın nereye gittiğiyle ilgili çok net bir gösterge var. Bunlar hepsi birbirlerine bakıyorlar. Bakın bu işi denemek için artık bir sınama programı çıkmış. Hani siz ne kadarını çözebiliyorsunuz karşılaştırmak için bir sınama programı çıkmış. Bu dil modelleriyle uğraşan insanlar artık bunu deneyerek görüyorlar ne kadar başarılı olduklarını. Ve şimdi Devon gibi birisi ortaya atladığı zaman, hani şu adam ortaya atladığı zaman, tabii şu adam derken az önceki şu adam ortaya atladığı zaman, bu adam ben bunu yapıyorum mu iddia ettiğinde karşıdaki tüm rakipler, hani şunların tamamı, bunlar ne yapıyor acaba diye o videoları izleyip, ya biz de şöyle şeyler yapabiliriz, yapabilir miyiz acaba diye düşünüp bu tarz yetenekleri eklemeye teşebbüs etmemişler midir? Şu anda bunların kendi arasındaki bu yarışının, bu işin çok hızlı olarak gelişmesiyle sonuçlanacağını hepiniz görmüyor musunuz? Ya bu tarz bir heyecanı Devon'un yaratmasının, bu alanın daha hızlı gelişmesi için bir katalizör görevi görebileceğini görmüyor musunuz? Yani şimdi bu blok şeyine baktığında içinde birçok şeyler de anlatıyor. Yani teknik olarak da anlatıyor. Dil modeli var elimde, ben bunu, yöntemim böyle. Hani girin okuyun neler yaptığını da. Yani adamın yaptığı bu yüzde kaçı testi geçti. Bak ne kod yazdığı, soldaki ne sağdaki ne, burada bayağı bir ekran görüntüsü de var. Açıp bakın bu adamın yaptığı gibi hani şunu. Zaten adam da hani %100 ben bunu siliyorum demiyor. Sadece diyor yarattığı heyecanla gerçekler arasında biraz fark var diyor. Sanki diyor bunlara bakınca ne kadar sorunu varsa Upwork'ün hepsini çözüyormuş gibi anlatılıyor diyor. Daha doğrusu anlatılıyor derken bunu da Devon'u ve Cognition suçlamıyor. Videolarda, hani YouTube videolarında bunu anlatan kişilerin çok fazla heyecan yarattığı ile ilgili bir eleştirisi var adamın. Yoksa Devon çok boş bir şey olduğunu söylemiyor. Söylediğiyle gösterilenlerle gerçek arasında bir tutarsızlık var diyor. Ben bunu çok doğal karşılıyorum. Hani bu Silikon Vadisi'ndeki yeni bir şirketin tanıtımını yaparken güzel olan şeyleri göstermeye çalışmasın. Elbette doğal bir şey bu diye düşünüyorum.
O yüzden böyle iki kampa ayrılmaya çalışıp işte balon bu değil bu filan deyip ya da bırakıyorum ben bu işleri ya bu da yapıldı değil. Şimdi bazı arkadaşlar da şunu sormuşlar. Sinan Hanay adlı bir hocamızın şu anda ASMR'de çalışan bir hocamızın kendi YouTube kanalı var. Çok da takipçisi 2-3 bin civar takipçisi var herhalde. Bana şunu sormuşlar işte tanıyor musun, ediyor musun? Evet ben Sinan Hanay'ın yüksek lisans tez danışmanıyım. Hani benim ilk yüksek lisans tez danışmanlığını yaptığım kişilerden birisi. Sonra Amerika'ya doktoraya gitti, Japonya'ya doktora sonuç araştırmaya gitti. Türkiye'de TED Üniversitesi'nde, Erzurum Teknik'te, Antalya'da hocalık yaptı. Şimdi de Hollanda'da, ASM'de benim bildiğim kadarıyla çalışıyor. O da incelemiş. Ve diyor ki şimdi tamam bütün yazılımcıların işleri ellerinden gitmeyecek tamam. Yani bu herkes kabul ediyor. İlk başlangıç için. Yani en başı için böyle bir şey. Gitmeyecek. Ama çok giriş düzeyinde işler yapan, çok rutin işler yapan insanların işleri ellerinden gidecek. Şu anda gitti zaten o. Yani GPT-4 de o işleri yapıyor. Cloud da yapıyor zaten. Hani bu devine bir ihtiyaç yok ki zaten. Yani diyorlar ki %100 yapmıyor, ufak tefek hata veriyor. Tam veriyor ama o uzunca olan o kodu çok hızlı sana yapıyor. Ya yani bizim bir öğrencimiz var, Ahmet dedi mi adı? Oyun yapıyor, tek başına yapıyor. Yeni şimdi oyunu yıl sonunda açacak. Steam'de de 20 binden fazla wishlist'te insan eklemiş. Dedim tek başına nasıl yapıyorsun? Dedi ki artık yeni bölümler ekliyorum. Hocam dedi açıyorum dedi bu yapay zeka modellerini. Kodu koyuyorum. Bir de şöyle bir bölüm yapalım diye yazıyorum dedi. Bayağı bir çıkarıyor dedi. O çıkaran şeyler tamam %100 tamam değil ama dedi ufak tefek oynayarak üzerinde düzeltebiliyorum dedi. Tek kişi bak bu. Tek başına yapıyor oyunu. Pixel art yapıyor tamam öyle böyle. Ama tek başına yapıyor. Şimdi artık tek başınıza olağan şartlarda böyle büyük projeleri tek başına yapamayacağınız büyük projeleri yapmanıza bu araçlar olanak sağlıyor. Büyük şirketler için de böyle olanaklar olacak. Daha giriş düzeyindeki insanların yerini bu tarz araçların alması kaçınılmaz. Yazılımcı olmayın, bilgisayarcı olmayın değil. Bu alan boşa çıkacak değil. Bu alanın iyilerinin çok daha verimli iş çıkaracakları bu araçlar sayesinde. Hatta belki çok daha fazla para kazanacakları. Yani bir gerçek bir yandan. Diye düşünebilirsiniz. Hani bir yandan da öyle de düşünebilirsiniz. Şimdi Sinan'ın videosunda yine Devon'la ilgili konuştuğu videoda Sinan da diyor ki ya ben diyor hocalık yaparken diyor çok düşük düzeyli öğrencilere ders verdim. Bunlar diyor kesir bile bilmiyorlardı ama bir şekilde bilgisayar bölümüne yerleşmişlerdi. Yani bu da biraz üniversite sınav sistemi ve hani ben sınav sistemiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Kontenjan sistemi hani devletin böyle bölümleri açması ve düşük sıralamalı öğrenciyi buralara sokmasından yani aslında temelinin el vermediği insanı sokmasından kaynaklanıyor. Diyor ki böyle kişiler, bu tarz kişiler yapamayacaklar. O zaman Devon gibi araçlar bunları silip atacak diyor Sinan. Bence haklı. Yani Sinan'ın söylediği doğru. Tabii biz hoca olarak bunu net görüyoruz tabii. Yani öğrenciler arasındaki farkı da görebiliyoruz. Tabii TOBETÜ birazcık daha hani ücretli falan deniyor. Yine 30 binden öğrenci alıyor burası en kötü. 25 binden öğrenci alıyor. Çok net görüyoruz. O yüzden sıradan, vasat işler yapan, rutin işler yapan, kolay işler yapan kişilerin yerleri bu araçlar tarafından alınacak ve bunu görmek için müneccim olmaya gerek yok. Ve bu yalnızca, bu söylediğim yalnızca şey açısından düşünmeyin. Hani bir yazılımcı açısından düşünmeyin. Bu herkes için geçerli. Yani şimdi psikoloğun işinin yapılması öyle kolay ki, o kadar kolay ki bence. Ben bir yıl içerisinde bir sanal psikolog görebileceğimizi düşünüyorum. Yani konuşabiliriz şöyle karşımızda. Yani böyle boş versen yazılımcıyı şunu bunu. Hani diyetisyen o kadar kolay ki
Şu anda yapılabilir. Ya şu anda yapılabilir. Hatta niye yapılmadığını ben hala anlayamadım. Hani böyle bir karşımda şu anda bu ekranda ben niye bir diyetisyenle konuşamıyorum, bir insan modeli. Normal bir insanla konuş sohbet eder gibi niye edemiyorum? Zannediyorum GPT-5 işte Haziran yaz aylarında gelecek diyorlar. Yine güncede belirttiğim gibi. Şimdi yaz aylarında GPT-5 geldiğinde ve GPT-4'e göre 10 kat kadar daha iyi olduğu söylendiğine, yani böyle bir şey var, söylenti var diyeyim, göre artık bunun önünde bir engel var mı? Böyle sohbet edebilmemizin önünde bir engel var mı? Onu yaptığımızda zaten sen dünyadaki tüm kitaplarla, yayınlarla eğitmişsin. Bir psikologla konuşuyormuş gibi konuşmanıza bir engel var mı? Hani bana diyorlar bilgisayarı yazmayayım mı artık? Hani diyor bilgisayar mı diş hekimliği mi? Tamam diş hekimliği hani bayağı bir süre daha diş çekme, diş yapma işlerinin böyle el emeği, göz nuru olacağı belli değil mi? Bu bir miktar daha. Ama bilgisayar işleri çöpe atılacak demek değil bu. O psikoloğu, o diyetisyeni ya onları da bilgisayarcılar yapacaklar. O yüzden ben balon ya bu, boş ya bu. Ya işte abartıyorsunuz ya değil. Bilgisayarı bırakalım artık. Yaptılar bitti değil. Burada çok ciddi bir hareket var. Tekrar grafiği size göstermek istiyorum. Burada çok ciddi bir hareket var. Dünyanın şu anda doğal dil işleme modeli, yani büyük dil modelleriyle uğraşan tüm takımları kod üretme işiyle uğraşıyorlar. Yani OpenAI da uğraşıyor. Llama'cılar da uğraşıyor. Claude'cular da uğraşıyor. Gemini da uğraşıyor. Grok da yapıyor. Hepsi yapıyor. Bu işin bu tarafa gittiği ve daha da ilerleye ilerleye daha da iyi olacağı belli. Şimdi bunun daha iyiye gitmeyeceği, %5'te sınırlı kalacağı, yani %10'u geçmeyeceği gibi iddialı laflar söyleyebilir misiniz? Bunu hangimiz söyleyebiliriz? Bir yıl sonra bu grafik şöyle, şurası 15, 20, 25, 30, 35, 40 diye giderse şaşırır mıyız? Bir yıl önce böyle bir grafik var mıydı? Bundan bir yıl önce. Böyle bir şey var mıydı? O yüzden hani balon ya bu diyen arkadaşlar, yani ben balon olmasına inanmanızla ilgili, yani herkes istediği dine inanabilir değil mi? Hani istediği inancı inanabilir. İstediğinize inanın. Yalnız bunun bir karşılığı olabilir. Hani size ondan sonra ya işte hay Allah ya yanılmışız demenin ciddi bir karşılığı olabilir. Bir de böyle hani bak şu da şöyle dedi, bu da böyle dedi diye bana yorumlar yazan arkadaşlar oluyor. Tamam onları dinleyin canım, o diyenleri dinleyin. Ben bunu böyle söylüyorum. Bence bu gidişin gittiği yer bariz. Ya bununla ilgili bir soru işareti yok. Dünyanın gittiği yerle ilgili bir soru işareti yok. Kaldı ki bundan zannediyorum 3 yıl önce ben ilk videolarımı yaparken Aselsan'la ilgili konuşurken Aselsan'a ben insansı robot işlerine girmeleri gerekir diye söylemiştim. E sen söylemiştin, Aselsan ne bilsin canım filan diye olabilirsiniz. Aselsan o videoyu izlediğini çok net biliyorum. Hatta onu değil, hepsini, serisini izlediler. Hep çok net biliyorum. Ha başka gereksiz işlerle uğraşacaklarına veya o videonun içindeki bir şeylere kafayı takacaklarına, o kısmına kafayı takıp insansı robot işine girselerdi, bu 3 yılda birazcık yol alırlardı. Dünyanın o tarafa gittiğini ben o gün de söylemiştim. Valla genelde hani bu böyle müneccimlik değil, geleceği görmek açısından değil. Biz mühendisiz, eğilimlere bakıyoruz. Nereden gelip nereye gittiğine bakıyoruz. Gene gösteriyorum grafiği. Al. Şimdi böyle bir grafik varken ya boş ver Devon olmasa da bir sonrakinin %6-7 olacağını öngörmek için gayipten bir şey bilgi almaya gerek var mı? Öyle bir ihtiyaç var mı? İnsansı robotların daha önemli olacağını, tüm dünyanın bu yöne gittiğini görmek için çok böyle derin bilgiye ihtiyaç var mı?
Girseydi Aselsan iyi olur. Hala geçti. Girmek zorundasınız zaten. Aselsan, bu işe girmek zorundasın. Şimdi şöyle bir şey oluyor bizde. Havelsan dedi ki, yine güncel de bahsettim. Havelsan dedi, biz main yapıyoruz. Biz dil işlem modeli yapıyoruz. İyi. Aselsan çıktı 15 gün sonra, biz de yapıyoruz. Asel GPT. Hatta dediler ki biz bu GPT'ye, yani ChatGPT'ye rakip olacağız. Yani iddialı laflar ama tamam. Şimdi geçen hafta TÜBİTAK çıktı, dedi ki biz, dedi, yeni Türk dil modeli geliştiriyoruz. Türk gibi düşünen GPT yapacağız. Hatta Türk örf ve adet, her türlü adetlerimize uygun şekilde davranacak bir şey yapacağız. Ya bak, bizde şöyle bir hata oluyor. Aynı işi 3 farklı kurum neden aynı anda yapmaya kalkıyorsunuz? Aselsan sen git robotları yap. TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü dil modelini yapsın. Havelsan da bunun uygulamalarını geliştirsin üzerine. Mesela desin ki biz psikoloğu yapıyoruz. Atıyorum. Siz bir de bize askeri şirketlersiniz. Askeri bir şeyler yapın bir yandan. Sivil işleri başkasına bırakın mesela hani. Orasını geçelim. Hani niye üçünüz de aynı şeyi yapmaya çalışıyorsunuz ki? Bu insan kaynağının boşa kullanımı değil mi? Hani yıllar önce bulut bilişim meselesi de böyleydi. Bir toplantıya bizi çağırmışlardı. Beni Kalkınma Bakanlığı bir toplantıya çağır. O zaman Kalkınma Bakanlığı vardı. İşte bulut bilişimle ilgili nasıl gelişeceğiz? Bu işin sahibi biziz. Biz planlıyoruz ülkeyi filan havasındalardı. Sonra Ulaştırma Bakanlığı'nın bir toplantısına çağırdılar. Yine beni çağırdılar. Aynı adamı. Oraya oturduk. Orada TürkSat filan var. Dediler ki ya biz başladık kurmaya zaten TürkSat olarak, dediler. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TürkSat. Yani o TürkSat da devletin yazılım işleriyle filan ilgili. Yani yoksa uyduyla uğraşan bir yerin bulutla ilgili şeyleri niye yaptığı konusunda ayrı bir şey de, neyse. Sonra Sanayi Bakanlığı'nın ayrı bir toplantısı oldu burada Tepal'da. Gene çağırdılar. Dediler TÜBİTAK da bize bağlı. Biz de yapacağız bu işi. TÜBİTAK da ayrıca kuruyormuş bulut sunucusunu. Ya şimdi TÜBİTAK, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, yani devletin 3 tane kurumu aynı işi yapacaksınız. Niye aynı masaya oturup yapmıyorsunuz? Niye bunun tek bir sahibi yok? Bak yine aynı konu. Ortada bir tane herkesin konuştuğu bir şey var diye, aman biz de ucundan tutalım, yapıyor olalım filan diye bir panik halde gidiyor. Bence Aselsan GPT yapmasın. Bunu TÜBİTAK yapsın. TÜBİTAK'ın yapması daha uygun olur. Hem sivil hem askeri için kullanılması açısından. Bence. Havelsan da bunu yapmasın. Bu tarz deneyim bir yerde toplansın. Çünkü bizim o kadar kaynağımız yok. Şimdi hepsi eğitmeye kalkacak. Üçü birden. Eğitmeye kalkacaklar. Elektrik parası. Hepsi diyecek ki bize grafik işlemcisi lazım. Sunucu çiftlikleri lazım. Hepsi ayrı ayrı. Üçü de para mı harcayacak? Devlette de para yok zaten. Battı ekonomi ya. Merkez Bankası zarar etmiş. 800 milyar lira. Ya parayı basan kurumun zarar ettiği bir ülkedeyiz. Parayı basan kurumun. Kağıtı basarak bize veriyor. Yani şu 200 liralık banknot yerine 2000 liralık banknot bastığı anda kâr edecek bir yer bu, değil mi? Aynı kağıt. Üstüne bir sıfır ekle, bas. Kâr edecek bir yer. O bile zarar etmiş. Devlet de para kalmamış. Sen hala oraya artistlik yapacaksın. Üçümüz birden aynı anda işte gazeteye haber yapıyoruz. O ayrı demeç veriyor, o ayrı demeç veriyor, o ayrı demeç veriyor. Ya ben işlerin yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Türkiye bir yapay zeka bakanlığına gerekir diye düşünüyorum. Acilen Türkiye'nin bir yapay zeka bakanlığı olmalı. TürkSat ve TÜBİTAK bununla bağlanmalı belki. Ya bu tarz enstitülerin tamamı buna bağlanmalı. Tek elden yönetilmeli. Yapay zekanın tüm uygulamaları tek elden yönetilmeli. Neyse, ben bunu da yeri gelmişken söylemiş olayım ama dönelim Devon dünyanın sonu mu meselesine. Devon önemli bir aşama. Gerçek olmasa dahi yarattığı heyecanla alanı ileriye doğru itti. Ya bunu fark etmek gerekir. Bu yaratılan heyecanla ya burada bir şeyler oluyor kardeşim oldu. Ve olabilir böyle şeyler oldu, değil mi? Herkes de olamaz, %100 olamaz diyeniniz var mı? Böyle bir şey yok.
giriş düzeyindeki yazılımcıların elbette korkması çok doğal. Eğer çok katma değerli işler yapmıyorsanız yerinizi alacak. Evet. Şimdi yorumlara hemen tabii önce parayı vererek daha öne çıkan yorumlara bakalım. Erkin Alpgüney diyor ki şimdi Devon'a açık kaynaklı alternatifler var diyor. Evet var. Bununla ilgili de ortalığa dökülen bazı şeyler var. Çünkü bu alan yani insanlar oturdu baktı ben de yapıyorum ben de yapıyorum oldu. Siz de yapın demiştim ben daha öncesinde. Yani, oturup böyle bir şeyle uğraşmanıza bir engel yok. Bu alanı bilen kişiler için bir engel yok. Alın birazcık para bulun bir yerden. Yapın bunu yapabilir deneyebilirsiniz siz de. Bana diyor ki sen ne yapıyorsun? Ya benim alanım değil ben donanımcıyım. Benim doğrudan alanım değil bu. Ama sen genç bir insansan bunları öğrenebilirsin. Ya oturup bununla uğraşabilirsin. Ya ben de uğraşabilirim de hani benim işim gücüm var ya başka bir sürü. Siz de deneyebilirsiniz bunu. Bak açık kaynak Erkin Alpgüney'in söylediği gibi açık kaynak var böyle. Ayrıca Grok 3'ü açtı. Elon Musk açtı kodunu herkese. İndirin kullanın diyor. Hatta modeli de verdiler. Modeli de verdi. Sadece şey değil. Yani içindeki model ağırlıkları da, içindeki sayıları da o. Eğitilmiş halini de bir miktar verdiler. Yani TÜBİTAK mesela bu çalışmada herhalde bakıyorlardır canım onlardan. Hani bizim gördüğümüz o da görüyordur. Herhalde kullanıyorlardır. Yani sıfırdan yapmak yerine bakıyorlardır. Evet. Devon zaten GPT-4 gibi bir dil modelini kullanan bir arka uç. Evet öyle işte herkes aynısını yapabilir onu diyorum hani. Arkası dil modeli var diye zaten kendisi söylüyor. Bu bir sır değil. Hani şu tekrar şunu göstereyim. Kendisi kendi blogunda diyor ki bak burada bir dil modeli var diyor. Burada bir issue var, code base var diyor. Bunu alıyorum diyor, bunu kullanıyorum diyor, bunu çıkarıyorum diyor. Sonra test ediyorum diyor. Büyük ihtimalle deneyleri yaparken ortaya çıkan şeylere göre tekrar buradan issue yaratıp tekrar dil modeline verip tekrar üretiyor. Yani böyle bir geri besleme var burada büyük ihtimalle. Hani hataları falan nasıl çözüyor? Bir hata çıkıyor, hatayı buluyor. Hatayı bulunca sorunu yaratıyor. Sorunu yaratınca dil modeline verip tekrar üretiyor. Hani bence öyle bir döngüsü var bunu. Zaten onu anlatıyor. Ben bunu kullanıyorum diyor. Adam bunu 2 ay, 2-3 ayda yapmış zaten hani. Böyle çok sır bir şey değil. Bunu açıp okuyabilirsiniz böyle şeyleri. Erkin Alp Güney de benim sözümü tekrarlamış. Şimdi panik olmanın tam zamanı diye. Arkadaşlar şimdi panik olmazsak bu insansı robotlar gökyüzünden Ankara'ya atıldığı zaman mı panik olacağız. Şimdi diyorlar ki bütün dünya kaç milyar insan? İsrail 15 milyon kişi. Yani bütün Yahudiler 15 milyonmuş ki onların içinde de şu anki sıkıntıyı yaratanlar da bir azınlık bence. Yani Yahudilerin hepsi de aynı düşünmüyor burada. Ve şu anda görevde olan Netanyahu gibi tipler var. Şimdi adamın elinde yeterli insan kaynağı yok o bölgenin tamamını elle tutmak için. Ama yarın öbür gün insansız robotları olursa yapay zeka araçlarıyla o zaman elinde milyonlarla ordu olabilir, değil mi? O günü mü bekliyoruz panik olmak için? OWL diyor ki başlığı görünce yarıldım diyor. Ne yapsaydık? Hani balon balon diyenler var diye. O yüzden balon diyenlere yanıt olsun diye söyledim. Bu grafik balon diyen Odeon arkadaş var. İşte adam bunu gösterdi filan diyor. Ben hepsini anlattım zaten. Adamın anlattıklarını anlattım zaten hani. Pıhi Pıhi adlı arkadaş. Hocam merhabalar. Finansal HPC alanında çalışan genç bir yazılım mühendisine Image Voice gibi alanlarda yine donanıma yakın iş pozisyonlarını önerir misiniz diyor.
Ben kendim öyle bir pozisyon öneremem tabii ama böyle yerlerde çalışmasını öneririm. Öneririm ben. Zaten şu anda yapay zeka hızlandırıcı donanım konusunda çalışan birçok şirket var. Şimdi Rivos şirketi RISC-V tabanlı işlemci yapacağı sunucular için diye çıkan şirket geçen de bir açıklama yaptı geçen hafta. Bu ana kadar gizliydi. Hani işte gidip arkadaşlarla falan konuşmuştuk ama yani şirket bir yerlerde bir şey açıklamıyordu. Dediler ki açıklanan şeylerde dediler ki biz bu dil modellerinin eğitilmesiyle ilgili hızlandırıcılar da koyduk bunun içine. Bu tarz donanımların yapılması, bu donanımlara arayüz yazılması gibi işler yapılıyor, yapılacak. Daha da fazla yapılacak. Hakan Ang'ın diyor ki Akınsoft'un robot projesi hakkında bilginiz var mı? Ne durumda diyor. Akınsoft robot içine kendi kaynaklarıyla girmiş Konya'da bir şirket. Ben geçmişte de Aselsan'a bunu örnek verirken Aselsan içindeki bazı kişilerin bunlarla dalga geçtiğini söyleyerek onlara da kızmıştım. Şimdi adam kendisi deniyor. İki ayak üzerinde yürüyen kötü de olsa, yani kötü görünümlü de olsa, kablolar her tarafından fışkırıyor olsa da var mı belinde bir şey? Var. Sen yapmıyorsun. Sonra gidip de ya bu ne ya falan deme hakkın yok kardeşim. Adam yapmış bir şeyler yapıyor değil mi? Elinde kısıtlı kaynaklarla o bile yapıyor. 10 bin mühendisli Aselsan. O kadar para var bizde diye, şu kadar ihracat bilmem ne falan diye konuşan Aselsan. Nerede yürüyen robotun kardeşim? Bırak Asel GPT'yi falan. Bırak onu bunu hani. İnsansı robot yapmalısın. Aselsan'dan başkası yapamaz bunu. Yapmamalı. Aselsan'ın asli işi bu olmalı şu anda. Bununla uğraşıyor olmalısın şu anda. Ya ben Akın Robotics'in son halini bilmiyorum. Yani ben sitesini açıp baktığım kadarıyla hani 2 yıl öncekine göre çok bir ilerleme olduğunu görmüyorum. Belki de hani çok para yedi. Belki de hani daha fazla uğraşamadı. Gücü o kadar yetti. Ya satın almadığı piyasa belki de böyle şeyleri. Zor Türkiye'de böyle şeyleri yapıp ayakta kalmak kolay mı? Zor bunlar. O yüzden şey yapamıyorum. Void diyor ki, hocam donanım tarafına yakın olanlara yapay zeka çağında ne önerirsiniz? Bir de yapay zeka psikolog çıksa ve insanlar tercih eder mi ki? Ben donanım tarafıyla ilgili şu an için yani yine kod üretiyor, veri yok falan yazabiliyor. Ben onlara da yapabileceğini, giriş düzeyinde şeyleri verebileceğini düşünüyorum burada. Ama donanımın yapılmasıyla ilgili kısmı insanların çalışması için açık bir alan diye görüyorum ben. Yani daha katma değerli, daha girilmesi zor yerlere şu anda girilebilir. Bence asıl girişimciliğe geçmek lazım. Bu araçlarla neler yapılabilir düşünmelisin. Sen ver bana bir iş, ben onun kodunu yazayım tarafında olursan, onların işin elinden alınması daha kolay olacak diyorum. Biz bir şey tasarlayalım, biz bir ürün yapalım, girişimcilik tarafında olalım demek lazım diyorum. Benim dediğim o. Psikolog çıksa bile insanlar tercih eder mi diyorsun? Benim tercihim bu. Eğer çıkarsa ilk müşterisi benim. Ya çünkü şöyle bir şey, çok aşağılamak da istemiyorum ama. Şimdi sonuçta ben sayısalcı bir adamım, değil mi? Yani belli bir IQ'm da var. Eşit ağırlıktan gelen psikologlar var. Şimdi onların da öğrendiği genelde yani kitaplar, okudukları şeyler var. Sana bir şeyler söylüyor, sen konuşturuyor. Sana bir yanıt veriyor, değil mi? Beni tatmin edebilecek bir psikolog var mı acaba hani? Yani var mı acaba? Yani bizim Türkiye'de kaç tane acaba? Yani birkaçıyla da ben konuştum. Buradaki psikoloji bölümündeki hocalarla da konuştum filan. Ben diyorum ben yapay zekayı tercih ederim ve insana uygun olacağı için ve her alınabileceği için ben tercihim insanlar da onu kendi bilir. Şimdi yapay zekayı sorarsan GPT'ye sorarsan bunu GPT diyor ki
Ya bunlar diyor, insan ilişkisiyle ilgili olan alanlara daha geç girecek yapay zeka diye böyle ezberletilmiş cümleler var GPT'ye. Böyle yanıtlar veriyor insanlar ürkmesin diye. Özellikle diyor insanla muhatap olunması gerekecek alanları diyor diyetisyen gibi psikolog gibi alanları diyor. Yapay zeka daha geç girebilir diyor. Hani bunu sorarsan öyle diyor. Ben öyle düşünmüyorum. Ben bir diyetisyen olsa konuşup ve beni takip eder. Daha iyi takip eder. Hele iPhone'a bağlarsan bunu. Şimdi Apple Gemini ile konuşmaya başlamış Google'la. Günce de izlerseniz günceyi izlemeyenler için yine orada bahsettim. Ya şimdi Apple bu işte geri kaldı. Siri yeterince akıllı konuşamıyor. Neden akıllı konuşamıyor? Çünkü arabayla uğraştı, başka işlerle uğraştı. Geri kaldı, nereye gittiğini göremedi. Satın almalıydı. Yani Microsoft'un OpenAI ile yaptığı anlaşmayı Apple yapmalıydı. Ve Siri şu anda sular seller gibi çakıyor olurdu. Deli gibi konuşuyor olurduk Siri ile. Konuşuyor. Şimdi Gemini ile işbirliği yapmasından sonra konuşuyor olması çok uzak mı? Gelecek seneki iPhone'ların yeni özelliği böyle bir şey olabilir mi? Ya bu sene değil belki ama olabilir mi? Gelemez mi acaba? Ya da şimdi sen o gözlükleri takıyorsun sanal ortamlarda işte ona buna bakıyorsun. Orada sanal bir avatarla beraber seninle sohbet edemez mi psikolog? Ben çok uzak görmüyorum bunların uygulanmasını. Hele ki Apple gibi bir şirket tüm ekosistemi tutan, donanım ve yazılımla beraber yapan, gözlüğü de yapan, telefonu da yapan bir şirketin bir yapay zeka modelini alarak bunu uygulama üretecek olanlara bir arayüz haline getirmesi. Yani sen mesela psikolog yapacaksan o gözlüğün içerisinde o psikoloğu yapman için bir arayüz sunması çok uzak olabilir mi? Ben çok uzak olabileceğini düşünmüyorum bunların. Burada tabii başka sorunlar var ama onları sonra konuşuruz. Void doktor nasıl sözelci diyor? Ben psikologdan bahsedeyim. Psikiyatrist değil. Psikiyatristler doktor, psikologlar eşit ağırlıkçı. Hani onlar. Psikoloğun da öylesi var, öylesi var. Hani şimdi onu bulmak da nereden anlayacaksın ki hangisinin daha sana hitap eden olduğunu psikoloğun? Yani şimdi soruyorsun. Ben şimdi sorduk insanlar için. Öğrencimiz oluyor, o oluyor. Bu soruyorsun. Diyorlar ki şu iyi. Şimdi sen yapay zeka ile öyle bir derdin olmayacak. Sen geleceksin, derdini anlatacaksın. En iyisi karşında zaten. Ya bunlar acayip bir standart sağlayacağını, hani böyle el yordamıyla gidip bu tarz hizmetleri almak yerine tek elden alabileceğinizi görmeniz gerek. Ben görüyorum bunu. Şimdi birçok şey yazıldı. Ben tabi arada renkli olanları okudum size. Şöyle Görkem Gümüşboğa hocam yapanlar var. GPT diyetisyenliği gibi bir alan çıktı diyor. Vardır. Ben tabi her şeyi takip edemiyorum. O kadar fazla hızlı ilerliyor, o kadar fazla olay oluyor ki ortalıkta takip etmek de çok zor. Cem Biga diyor ki sizce AI sistemleri arama motorlarını nasıl etkileyecek diyor. Yapay zeka sistemleri arama motorlarını çoktan etkilemeye başladı zaten. İnsanlar Google'a soracağına ChatGPT'ye soruyor. Ben mesela. Çünkü sen Google'a sorduğunda ilgili bağlantılar geliyor. Oradan gireceksin, derdini anlayacaksın falan çıkacak. Onun yerine soruyorsun. Bana şunu ver diyorsun. Çat. Hemen veriyor sana hani oralara girip aramana falan gerek kalmıyor. O yüzden zaten hani bu konuda Google biraz geri kaldı. Hani ChatGPT aldı yürüdü. Arama motorlarıyla ilgili değişiklik olacağı çok belli. Çünkü bir süre sonra arama motorları gibi bir şeyler kullanmayacağız ki. Soracağız sadece. Soracağız sadece. Bir süre sonra dediğim hani çok uzak bir zaman değil. Bekliyorum bak hani konuşarak anlaşacağımız
Günü bekliyorum hani Siri gibi bir şeyle. Zaten konuşup anlaşıyor da şu aralar çok akıllı değil. Yani beni hayal kırıklığına uğratıyor yani Apple'ın bu şeyi Siri'si. Erkin Alp Güney yine 4. sanayi devriminin ne kadar süreceğini bilmiyorum fakat 5.'si belki de bir gecede olacak. Bazı şeylerin çok hızlı, daha da hızlı ilerleyeceğine hazır olmak gerekir. Hani Arda 447 demiş ki GPT-5 ne zaman demiş herhalde. CPT mi o? CPT bilmiyorum. GPT-5 yazın diye söylüyorlar. Şu anda açmışlar şirketlere GPT-5'i. O yüzden hani taraf tutmak öyle mi böyle mi demek yerine bu çok hızlı ilerleyen alanı yani şimdi iki taraftan da insanlar çıkıyor diyor ki yani adam şimdi açmış Debunking Devin diye videoyu yapmış evet. Ama sadece Upwork ile ilgili kısmına odaklanmış. Öbür kısımlarına da bakabilirdi. Yani o sadece o kısmı odaklanmış. Bazı gözlemlerini yapmış. Evet. Ya bazı sıkıntılar var. Evet. Bunların hepsi tamam. Hiç ben itirazım yok. Ama dünyanın en akıllı adamlarının şu anda bu işlerle uğraştığını göz önünde bulundurun. Bundan önce dünyanın en akıllı insanları işlemci yapmaya çalışıyordu 1980'lerde. Çünkü o zaman hesaplama yeteneğini ilerletmenin en önemli yolu işlemci yapmaktı. 80-90'lar. Ne oldu? Bir anda uçtu gitti o teknoloji değil mi? Yani o kadar araştırmayı arabalarda yapsaydık arabalar uçardı. Arabalar dört teker iki dingil gitti uzun süre sonra Elon Musk geldi de yani yazılımcılar araba işine girince farklı bir görüş geldi. Arabadaki vites kutusu gitti. Dişlik takımı gitti. Bir pil yazılım dedi ki bu dedi tekerlekli bir iPhone'dur dedi sana hani bir anda arabaya değil mi? Şimdi insanların sizin dünyada bir beyin takımınız var. Bunu nereye yönlendirirseniz o alan çok hızlı ilerliyor. Biz eğer o beyin takımımız işte film çekmeye yönlendirsek şu an Hollywood bu kadar kötü vasat filmlerle gelmezdi karşımıza. Şu anda ne kadar akıllı adam varsa herkesi mühendis yapıyor. Sadece biz yapmıyoruz. Amerika da öyle yapıyor. Çünkü para orada. İnsanlar yönleniyor. Void diyor ki ben tahta kaşığın sütü taşımamasını yapay zekaya sordum diyor. Ya ben öyle insan öyle garip şeyler soruyor ki artık. Bir de hani şu şeyi Instagram'da veya Twitter'da görebilirsiniz. Benim Mansur Yavaş şarkısı çok iyi. Mansur Yavaş şarkısı gerçekten çok iyi. Ben onu paylaşayım YouTube'dan da. Sadece Mansur Yavaş efsane belediye başkanı yazdım Suno'ya. Çıkan sonuç inanılmaz. Bence inanılmaz. Hani bütün sözleri yazıp tüm vurgusu ve melodisiyle bana bir dakika içinde o şarkıyı vermiş olması inanılmaz. Yani Tarkan'a söylet, söylenir o şarkı hani. Ve şu anda dinlesen radyolarda dinlenir bu. Yani her alanda bunların kullanımının ne kadar hızlı ilerlediğini görmek gerekir. Şimdi başka yorumlar var ama hadi şöyle bir arada YBS bölümü sormuş Skynet adlı arkadaş. YBS bölümü nedir? Yanlış mı görüyorum? Ne onu bilmiyorum ben ne olduğunu. Yönetim Bilişim Sistemleri mi YBS? Şimdi yönetim bilişim sistemleri konusu Türkiye'de bence yanlış uygulanan bir konu. Bu da ya bizim eşit ağırlıktan girilen İktisadi İdari Bilimler fakültelerimizin olaylara yaklaşımı şu anda çok çağ dışı kaldı. Yapay zeka bunların tamamının işlerini çok daha kolay yani İBF'ler önce gideceği çok kesin bence. Şimdi yönetim bilişim sistemleri bir kurumdaki, bir devletteki aslında süreçlerin nasıl dijital çağa uyacağını,
ona geçerken nasıl baştan tasarlanması gerektiğini. Hani böyle aynen yaptığın işi birebir götürüp de hani sen aynısını yazılıma geçir değil de yazılıma geçerken belki orada ihtiyaç olmayan bir sürü şey olacak ve daha da verimlilik arttıracağın şekilde tekrar tasarlayabileceksin bu araçları kullanırken diye. Öyle bir dal olması gerekirken ya işte işletmecinin biraz bilişim bileni gibi oldu. Özellikle İBF'lerin altında olunca. Herkesin farklı müfredatı ve yaklaşımıyla böyle gitti. Ben yani uygulamasında sorun olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Ama benim söylediğim gibi bir dönüşüme sağlayacak tarzda insanlara çok ihtiyaç olacak. Ya şimdi bütün süreçlerimiz dönüşecek. Yani millet olarak tüm süreçlerimiz dönüşecek. O yüzden öyle bir yönetim bilişim sistemleri için ben mantıksız diyemeyeceğim. Uygulamayı yapacağı için, dönüştüreceği için. Ama şu anki bilgisayar mühendisliği okuyan kişilerin çoğunun da bu tarz işler yapacağını yine öngörmek yanlış olmaz. Çünkü bizde şöyle bir şey var ya, bir anda böyle bir heyecan oluyor, aynı şey Türkiye'de çok fazla oluyor tabii bu. İşte kim para kazanıyor? Bilgisayarcılar. Hurra, bilgisayara yazılıyor. Bir anda YKS'de yüksek sıralama alan öğrenci, matematik temeli iyi olan öğrenci yönlendiriyoruz. Yani kafası çalışan insan kaynağımızı bir alana yönlendiriyoruz. Bilgisayar. Belki kötü bir şey değil bu, bilgisayar yönlenmesi, bilmiyorum. İyi veya kötü. Şimdi biz öyle yönlendirince geri kalan kısımları yapacak insanların analitik yeteneği daha farklı havuzdan seçmiş oluyorsun. Yani bizde 200, o da 200 değil arkadaşlar, kusura bakmayın. Hani sayısalda da 200, eşit ağırlıkta da 200, sözelde de 200, onlar aynı değiller. Hani kusura bakmayın. Aynı değil. O yüzden o alanlarda hani bu öğrencileri, bu insan kaynağımızı oralara da yönlendirsek biz farklı şeylere, belki de daha da iyi olacak. Hani bunların düşünülmesi lazım. Zaten kendiliğinden de olabilir belki bu araçların hızla gelişmesiyle. Kusura bakmayın, biraz boğazım. Evet, bugünlük böyle yeter mi? Ama şuna bir cevap vereyim. Apot X. Hocam çoğu kişi mühendislik bölümleri işsiz kalacak diyor da. Valla öyle diyorlar mı bilmiyorum. Ya bakın, mühendislik bölümleri niye şu anda biz bunu konuşuyoruz? Çünkü konunun çok farkındayız diyorum. İnsanlar diyor ki ya hepiniz bittiniz ya, artık öbür alanlar daha iyi. Ya öbür alanlar zaten yok hükmünde ya. Hani bunu anlayın artık. Konu eğer yazılımcılığa, elektronik mühendisliğine kadar geldiyse sen işletmecinin ne yapacağını zannediyorsun? İktisatçı ne yapacak? Hani ekonometri hesaplarını şu anda versen çat diye çözmez mi? Regresyonu yapmaz mı zannediyorsun kendiliğinden? Uluslararası ilişkiler, sen şimdi Rus dış politikası okudun. Şu anda soracağın bizim o çubuklu arkadaşlar var ya, televizyondaki çubuklular. Onların söylediğinin 100 kat iyisini şu anda söylemez mi zannediyorsun? Hani mühendise gelene kadar bunlar çoktan bitti gitti aslında, ama farkında değilsiniz. Hani biz millet olarak henüz bu sürece girmediğimiz için, ülke olarak, ya bunu aslında girsem bir anda böyle işsiz olacak bir kısım var zaten hani ortalıkta. İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri zaten hani kendilerini güncelleyememişlerdi. Bu tarz araçların çıkmasıyla bence çok daha hızlı çağ dışı kalacaklar. Müfredatlarının güncellenmesine ihtiyaç var. Müfredatlarının, bakış açılarının, iş yapma biçimlerinin, hepsinin, her şeyinin. Yani bence, yani benim fikrim. Şu an YKS'ye girecek kişiler ne seçmeli? Üniversite için diyor Koros. Ya ben ne seçmeliden öte, daha önce de söylemiştim. Hani bu lafı uzatıyorum biraz ama. Meslek değiştireceğinizi öngörmelisiniz. Bence programlama öğrenmek iyi bir şey. Bu aletlerin nasıl çalıştığını, hangi mantıkla çalıştığını anlamak iyi bir şey.
Ama kendinizi genel olarak geliştirmek de iyi bir şey. Yani böyle öğrenmeyi öğrenmek, bir konuya böyle kafayı takıp da onu öğrenmek, bu araçları kullanarak çok daha iyi sistemler ortaya çıkarmak, bir insanın bir derdini çözmek, ona odaklanmak, bu tarz yeteneklerinizi geliştirmek bence önemli. Ben programlamanın öğrenilmesinin yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum hala. Ama yapmak istediğiniz şeye odaklanıp o alana gitmek için ne yapacağınıza karar vermeniz, ona göre bölüm seçmeniz iyi olur. Bir de şunu unutmayın. Şu anda üniversite sınavına girecek arkadaşlar. 4 sene sonra mezun olduğunuzda, 4-5 sene sonra mezun olduğunuzda çok farklı bir iş piyasası sizi bekliyor olacak. Yani o meslekleri güncellemek ihtiyacı olacak. Şimdi sen gidip de hani ya şimdi ben bazı alanları harcamak istemiyorum da burada. Bu dönüşümü, bu meslek değiştirmeyi daha zorlaştıracak, sana çok fazla katmamış bir alan okuyarak 4 sene geçirirsen veya 4 seneyi yani bilgisayarda okuyorsan hani diyeyim hani 4 seneyi çok verimli geçirmeyip ben gireyim girdiğim gibi çıkayım her şey aynı tas aynı hamam gidecek diye düşünerek geçirirsen o 4 sene sonra çok büyük hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Benim demek istediğim bu. Ona göre meslek seçin. Meslek değiştireceğinizi, konu alan değiştireceğinizi öngörerek seçin. Güney başka bir konuya dikkat çekmiş. En çok mağdur olacak mesleklerden biri kamyonculuk diyor. Ve oradakiler gidecekleri yer de yok diyor. Bu taksi şoförleri, şoförler genel olarak diye değil mi? Ya şimdi onlar mağdur olacaklar ama toplum çok daha verimli çalışacak. Ya bizim bir araba sahibi olmamıza gerek var mı ya? Uber acayip verimli işlese. Ya şu taksi sistemi acayip verimli işlese. Her an ben şuraya gideceğim desen çat diye hemen gelse kapıya dursa. Araba sahibi olmamıza gerek var mı? Bütün bir toplumun verimliliği artacak. Tabii o arkadaşlar ne olacak konusunu. Ben yıllar önce de bunları anlatırken hep aynı şeyleri söylüyordum. Bu taksicilere ne olacak kardeşim konusunu düşünmeniz lazım diye. Kimse beni takmadı. Hani gel 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 geldik artık o güne canım. Ne olacak bu tır şoförlere taksiciler konusunu? Şoför konusunu, şoförlükten para kazanan insanların ne olacak konusunu düşünmesi gerekecek. Devletlerin, kurumların düşünmesi gerekecek. Arkadaşlar bir saati geçtik. O yüzden ben burada kapatayım isterseniz. Çok teşekkürler. Yine bayram sonrası hani arayı açmayalım diye geldim. Yarın tekrar yapar mıyız? Yapabiliriz. Bakalım diyelim. Hani tekrar yapar mıyız, yapmaz mıyız diye. Arkadaşlar Devon bir balon mu değil mi? Bunu böyle İsrail mi, İran mı? Hangi tarafta olmalıyız biz filan gibi böyle Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Bu tarz tartışmaları bırakın artık diyorum hani. Bu iş gidiyor, bu iş iyiye gidiyor. Devon olsa da balon olsa da gidiyor, olmasa da gidiyor. Bu işin nasıl gittiğini takip edip bundan yararlanacak hareketleri yapmak gerekiyor. Bu önlemi almazsanız bütün gün kahvede oturup böyle pişpirik oynarken ya bu Devon'da balonmuş abi ya filan gibi muhabbetlerle öbürü de çıkar ya ne diyorsun ya Devon aldı yürüdü artık ya bilgisayarlara ihtiyaç kalmadı muhabbetiyle giderseniz diyorum. Çok büyük hayal kırıklıkları olacak. Bu işte çok geri kalacağız diyorum ve size veda ediyorum. Hadi görüşmek üzere hoşça kalın.